uygulamasında şimdi hem çene altını istedi hastamız ama ben bir de şu Prejol'daki yağ birikimini azaltarak yüzün daha üçgen hale gelmesi için yardımcı olmak istiyorum. Enflamasyonu daha hafif tutmak için Dezo Face uygulayacağım. Ve bu bölgeye de 1/4 flakon. Dezo Face'den 1/4. 1,5 yani yarım flakon. Buraya da 1/4. Yani bir flakonu yüzün, Prejol ve çene altında bitireceğiz. Şimdi Prejol için yapacağımız uygulamada da yine mümkün olduğu kadar tek noktadan girip deri içinde paralel, deriye paralel ilerliyoruz. Eğer smasa dokunursak orada bir ağrı hissedecektir. O nedenle hastanın verdikleri feedbackler önemli. Retrograd uygulama. Diğer bir soru, ya biz burada derinin altına enjeksiyon yapıyoruz. Yağ erirse ve deri altındaki doku, destek dokusu azaldığında ne olacak olabilir? Aslında yağ dokusu sürekli yapılan ve yıkılan bir doku. İşte size kilo veriyoruz, alıyoruz, yeniden yapılanıyor aslında. Burada da yeniden bir yapılanma olacak. Nekrotik doku uzaklaştırırken aynı zamanda bir yeni kolajen formasyonu, yeni bir matrix doku formasyonu da uyarıyoruz ve deride bir gevşeme değil, aksine toplanma ve eski formuna, daha sıkı formuna dönme sağlıyoruz. Yani estetik olarak da sadece yağı eritmiyoruz, aynı zamanda derinin sıkılaşmasını da sağlıyoruz. Uygulamayı iğneyle yaptık. Onun için giriş noktamız da şurası. Uygulamadan sonra alanın eritemi ve başlayan ödemi görme açısından bu henüz, yani daha henüz 10 dakikalık bir reaksiyon. Bu doğal. 2 gün kadar eritem olacak Dezo Face uygulaması sonrası. Sonrasında 3. günde eritem azalıyor ama ödemin geçmesi 3-4 günü bulur. 5 günü hatta. Ve hasta o noktalara dokunduğunda bir hassasiyet hissedecek birkaç gün.